Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrar bir mor şampuan tanıtacağım. Daha önce benim anlattığım farklı bir mor şampuan vardı. Marcia'nın ürünü. O sadece kuaförlerden alındığı için onu soruyordunuz ama ben size söylediğim zaman tabii ki bulmak zor oluyordu. O yüzden herkesin bulabileceği ve daha çok turunculuğu gideren, sarı saçlarda etkisini gösteren ve hatta açılmış kumral saçlarda bile etkisini gösteren bir mor şampuan göstereceğim size. Bunu ben çoğu kişiye önermiştim ama bu saçımda denememi istemiştiniz. Ben de zaten ilk önce deneyeyim, ondan sonra isterseniz alın demiştim mor şampuanı o söylediğim kişilere. O yüzden şimdi sizlere ben L'Oreal'in Elsev mor şampuanını göstereceğim ve saçımda uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi bunun özellikleri ne? Turunculaşma karşıtı, istenmeyen turuncu, sarı yansımaları önlemek için kullanılan bir mor şampuan. Diğer mor şampuanlar, mesela benim daha önce kullandığım mor şampuan, haftada 2-3 kez kullanmanız gerekiyordu. Yani yıkadığınız zaman grilik gidiyordu. Yani yansımalar falan ve hatta ince kısımları daha çok böyle gri yapıyordu. Hatta morartıyordu. Şimdi bunda bunun özelliği sarı, gri, rengi açılan kumral saçlarda etkili bir mor şampuan. Şimdi bunu size göstereceğim uygulamalı olarak. İlk önce ben size nasıl kullanılacağını burada söyleyeyim. Alt kısmı da zaten bununla ilgili yazacağım. Hani kullanım şeklini. Haftada bir kere bu mor şampuanı uygulamanız yeterli oluyor. Benim gibi bu ton açık platin rengi saçlarda, yani beyaz, küllü sarı, sarı, açık sarı saçlarda 1-3 dakika masaj yaparak uygulanması gerekiyor nemli saça. Rengi açılan kumral saçlarda 5 dakikaya kadar bekletilmesi uygun görülüyor bu şampuanın. Haftada bir kez uygulanması yeterli. Dedim, benim daha önceki mor şampuanım saçımı çok kurutuyordu. Yani o yüzden hani onu pek fazla kullanmak istemiyordum. Ama sizin isteğiniz üzerine bu saçımda mor şampuan denememi istemiştiniz. O yüzden sizler için bu ürünü deneyeceğim. Hem görmüş olursunuz hem de bu ürünü seve seve kullanmış olursunuz. Ben her zaman diyorum zaten, uygulamalı olarak görmediğiniz hiçbir şeyi uygulamayın diye. Ben söylediğim arkadaşlarıma da dedim, hani videosunu çekeceğim. Ondan sonra isterseniz alın, isterseniz almayın. Şimdi hep beraber saçlarımı ıslatmam gerekiyor. Uygulamayı çünkü burada yapacağım. İlk önce saçlarımı nemlendireceğim, ıslatacağım. Ondan sonra geleceğim, mor şampuanı karşınızda süreceğim. Hemen geliyorum şimdi. Saçlarımı iyice şu şekilde ıslattım. Şimdi neden saçım kirli olarak çıktım? Hem bu mor şampuanı denemek için, hem de saçlar kirlenmeye geçtiği zaman, yani yağlanmaya başladığı zaman, benim mesela yıkadıktan ertesi gün sonra şey yapmaya, hani ağırlaşmaya başlıyor saçım. O yüzden de şimdi diplerim de çıktığı için şuralarda koyu sarılar oluyor. O da saçın hani kirlendiğini gösterdiği için. Bu kullandığımız hani kremlerden falan, onlardan dolayı da zaten saç daha çabuk böyle yağlanabiliyor. Onu göstermek için hem karşınızda o saçlarla durdum. Şimdi hani burada da mesela ıslattığınız zaman da böyle koyu sarı gözüküyor ıslak olduğu için. Ama dediğim gibi bu yansımaları bu şampuan giderecek. O yüzden sizin için şimdi deniyorum. Kokusu çok güzel. Benim diğer mor şampuan böyle güzel gerçekten kokmuyordu. Ama kokusu çok güzelmiş. İlk önce şu havluyu bir alayım. Bu daha böyle şey, hani şampuan kıvamında. Öteki mor şampuanım daha böyle sıvı ve hani bu kıvamda değildi. Gördüğünüz gibi zaten şey yapmıyor. Ötekini sıktığım zaman direkt elimden akıyordu. Şimdi ben bunu direkt olarak uygulamaya başlayacağım. Dediğim gibi saçımı hani kirli olarak gösterdim size. Turuncu yansımaları daha iyi görebilmeniz için. Çünkü kirli olmadan o yansımaları göremezdiniz. Çünkü saçımda hani turunculaşma olmadığı için benim. Onu daha iyi göstermek için size bu şekilde yaptım.
gözlerime de pek yaklaştırmak istemiyorum çünkü gözlerim enfeksiyon kapmış. Zaten gözlerle temasından uzak tutun diyor. Masaj yaparak uygulayın. Tabii duşta uygulamanız daha iyi. Şimdi 2-3 dakika beklettim. Hemen saçımı yıkayıp geliyorum. Saçımı yıkadım, geldim. Özellikle gün ışığı gibi size seçtim. Çünkü daha iyi anlayabilmeniz için diğer türlü ışık yanıltabilir diye. O yüzden böyle farklı bir yere geçtim. Size daha iyi sonucu gösterebilmek için. Sonuç bu şekilde oldu. Şimdi şampuanlamada ben karşınızda tam yediremediğim için şu ince kısımlar tabii daha gri oldu. O da neden? Sadece üstlerde bıraktım. Ama şampuanlamada esnasında yıkarken tekrar bir kere daha şampuanladım. Çünkü ben diğer şampuanımla yaptığım zaman mor şampuanımla bildiğiniz mor oluyordum iki kere yaptığımda. O yüzden hem onu denemek istedim. Ve ayrıca bilerek krem kullanmadım bu uygularken. İyi ki de kullanmamışım çünkü yumuşacık yaptı saçımı. İnanılmaz güzel yaptı ve çok kolay tarandı. O yüzden kesinlikle size bu L'Oreal'in Elsev mor şampuanını kesinlikle tavsiye ederim. En azından bu şekilde görün. İlk boyamamdaki gibi. Bana soranlar oluyordu. Cila hani ne yapabiliriz? Çiğlik gitsin diye. Kesinlikle cila yerine bunu yapın. Haftada bir kez uygulayın. Saçınızı kurutmuyor. Hiçbir şekilde yıpratmıyor. Daha tam tersi nemlendiriyor. Ve inanılmaz yumuşak yapıyor. O yüzden kesinlikle bunu tavsiye ederim size. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü ben denedim. İki kere şampuanlamama rağmen. Diğer şampuanım köpürme esnasında bile mor oluyordu. Bu bildiğiniz köpüğü beyaz oluyor. Yani mor yıkarken mor akıyor suyu ama köpük bildiğiniz mor olmuyor. Yani beyaz oluyor ve ellerimde hiçbir şey kalmadı. Ben diğer şampuanımda ellerim mor kalıyordu. Hatta kamera karşısında falan ellerim böyle mosmordu. Öyle olmuştu yani. O yüzden bunu her yerden bulabilirsiniz. Her yerde satılıyor. L'Oreal satan her yerde gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. Fiyatı da diğer mor şampuanlara göre daha uygun. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Platin saç, sarı saç, küllü saçlar ve açılmış kumral saçlar dediğim gibi. Tabii kumral saçlar için 5 dakika beklettiğiniz zaman gayet işe yarıyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Aralarda o benim hatam dediğim gibi sizin direkt karşınızda hani yaptığım için bu kısımlarım daha oldu. Daha gri oldu. Küllülük verdi. O benim hatam ama keşke hani direkt olarak banyoda yapıp gelseydim. Karşınızda tam yediremediğim için olmadı dediğim gibi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ama yanılma ışık falan yanılmayın. Boya yapmadım. Sadece mor şampuanla yıkadım. Sizin için bunu denedim. Siz de gönül rahatlığıyla dediğim gibi deneyebilirsiniz. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan yakın fotoğraf atıyorum. Buradan tam belli olmuyor. Oradan takip edebilirsiniz. Yakın çekim atıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Beni altta geçiyor. Birkaç gün sonra çekiliş yapacağım. Güzel ürünler vermeyi düşünüyorum. Yani güzel ürünler aldım sizler için. Çekilişe katılmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Birkaç gün sonra onun da videosunu paylaşacağım sizlerle. Neler verdiğimi söyleyeceğim, şartlarımı söyleyeceğim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.